Merhabalar, kekikle başlayacağız. Ondan sonra zeytinyağına gideceğiz. Kekik ve zeytinyağı ile beraber kolesterole doğru bir yolculuğumuz olacak. Kısa bir yolculuk, merak etmeyin. Ana faktörleri size özet olarak aktaracağım. Biliyorsunuz kekik özellikle bizim topraklarımızda geleneksel tıpta yaygın olarak kullanılan bir bitki. Özellikle de kekik yağı kullanılıyor. Ve çalışmaların büyük bir kısmı da kekik yağı üzerinden yapılmış. Aromaterapide kullanılıyor. İçinde karbokrol diye bir madde var. Bu madde özellikle ruhsal durumda iyi etkilediği yönünde bir takım iddialar var. Bunlar deneysel çalışmalar. Ama geçmişten günümüze mutlaka bir etkisi vardır. Asıl maddesi timol. Timolin özelliği şu. Antibakteriyel, antiviral, mantarlara karşı antifungal ve küfe karşı. Dolayısıyla bu özellikleri itibariyle de yine geçmişten günümüze sıklıkla akciğer sorunlarında, üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılmış. Özellikle öksürük ve balgam söktürücü olarak etkilerinin olduğu düşünülüyor. Bu özellikleri nedeniyle de gıda endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanılmış. Hem aroma hem de raf ömrünü uzatmak için. Bir de geleneksel bir özelliği daha var. Saç kaybı ve kellikte de kullanılıyor. Tabii yağdan bahsettik, çayından da bahsetmemiz lazım. Keskin ve gayet hoş bir tadı var. Limonla da harika oluyor. Şimdi gelelim asıl konumuza. Sızma zeytinyağı ve kekik kullananlarda hücre düzeyinde genetik değişikliklerle kolesterol atılımının olumlu olarak etkilendiği ortaya çıkmış. Bu 22 kişilik küçük bir çalışma ama insan çalışması oldukça önemli. Bu konudaki elde tutulan tek insan çalışması diyebilirim. Bir de küçük bir uyarımız var. Özellikle kadın kanserlerinde östrojen benzeri etki gösterdiğinden dolayı kekiği fazla kullanmamak gerekiyor. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. İyi günler.